Senemciğimin aldığı tokayla başlıyorum Senem. Teşekkür ederim Tontikom. Tontik. Artık başlamam gerekiyor. Evet, bir daha içeyim ve başlayayım. Bugün sizlere Yengeç Burcu'nun diğer burçlarla uyumunu anlatacağım. Şimdi Koç, Boğa ve İkizler Burcu'nun diğer burçlarla uyumunu detaylıca ele aldım. Onu izlemek isteyenleriniz için ilk şöyle şuralara Koç Burcu'nun diğer burçlarla uyumunu koyalım. Sonlara doğru da ya Boğa ya İkizler Burcu'nun diğer burçlarla uyum videosunun kartını koyacağım. Dileyenleriniz, isteyenleriniz izleyebilir. Videoya başlamadan önce önemli bir hatırlatmam var. O da şu, bununla ilgili bana çok soru soruyorsunuz. O yüzden bunu bir daha tekrarlıyorum. Her burç uyumu videosunda herhalde tekrarlayacağım, bilmiyorum. Çünkü yengeçseniz direkt yengeçle başlayabilirsiniz izlemeye. Yengeç koç uyumunu koç burcunun diğer burçlarla uyumunda ele aldım. Yengeç boğa uyumunu boğa burcunun diğer burçlarla uyumunda ele aldım. Yengeç ikizler uyumunuysa İkizler Burcu'nun diğer burçlarla uyumunda ele aldım. Dolayısıyla siz Koç, Boğa ve İkizlerseniz ya da partneriniz Yengeçse bunu izlemek ve dinlemek için lütfen o videolara bakınız. Hazırsanız şimdi Yengeç-Yengeç uyumuyla başlıyorum. Yengeç Burcu'nun özelliklerini bir hatırlayalım. Yengeç'in gezegeni Ay, dişil. Çok böyle duygulara hitap ediyor. Bizim annemiz, ya yani anaçlığımızı aslında bir yerde sembolize ediyor diyeyim. Pasif agresif tepkiler verebiliyordu. Ve alıngan olabiliyordu. Çok fazla yemeye zaman zaman meyledebiliyordu. Bu arada ilk böyle olumsuz sayılabilecek özelliklerini söyleyeyim. Olumlu sayılabilecek özellikler çok sahiplenici. Sevdi mi gerçekten çok seven. Öncü bir burç, dolayısıyla da böyle önü çekiyor. Yani bir şeye karar verdiğinde Yengeç Burcu'nun arkası da oğlak olduğu için kolay kolay vazgeçiremiyordunuz ve bunlar çok önemli. Dolayısıyla genel özellikleri bunlar. Yengeç Burcu kadını ya da erkeğini Yengeç Burcu bir partnerle düşünürsek eğer bunun uyumuna kaç veririm ben? Bence %41. 41 kere maşallah. Mesela biri alınganlık yaptığı zaman diğeri de konuşmayacaktır. O da alınganlık yapacaktır. Biri böyle pasif agresif, mesela bir tartışma yaşandı diyelim. Biri içine kabuğuna çekildiğinde diğeri de çekilecektir. Ve bu iki yengeçten birinin konuşmayı, kendini ifade etmeyi, bir sorunumuz var bunu çözelim demeyi, yani öğrenmesi gerekiyor. Kendi kabuğuna çekilen iki yengecin beraber olması bu anlamda biraz zorlaşıyor. Ama siz çok gelişkin yengeçseniz orada beraber olma ihtimaliniz tabii ki de yükseliyor. Bu arada bunlar kesin doğrular, net olarak böyle değil. Sadece benim nacizane yorumlarım ve size hani burçları ele alarak, siz de çok merak ettiğiniz için, çünkü çok sorular geldi uyum videolarıyla ilgili, bunu ele almak istedim. Bunu da böyle kabul ederseniz çok sevinirim. Yengeç aslan uyumuna bakalım. Yengeç ay, aslan güneş. Ve güneş ne demek? Yani biri anne, biri baba. Burada aslında anne ve babadan bahsediyoruz. Biri dişil, biri eril. Bu anlamda uyumları, eğer ikisi de tabii ki de gelişkinse, hep gelişkin olarak ele alacağım. %80 diyeyim size. Çünkü bir kere yengecin elementi su olduğu için daha yumuşak, daha böyle duygulara hitap eden bir burcumuz. Aslansa öte yandan ben diyen, yani ego, pohpohlanmaya ihtiyaç duyar. Baba gibidir. Yani böyle bir yere girdiğinde zaten gözler, kadın ya da erkek fark etmez, direkt onun üzerinde olur. Ama dediğim gibi yani aslanla yengeç anlaşabilir. Sadece aslan bazen çok fazla gelebilir yengece. Ve yengeç de burada içine kapanmaktansa net olarak kendini ifade etmeyi öğrenmeli. Yoksa kendini böyle biraz belki kapana kısılmış, belki ifade edilmemiş ya da çok kırılmış bulabilir. Çünkü aslan burcunda duygular öncelikli değildir ama yengeç burcunda duygular önceliklidir. Bu anlamda da ikisi birbirinden çok farklı. Yengeç Başak uyumuna geldik. Şimdi yengeç ay dedim. Başak Merkür. İkisi de dişil.
Ama Başak Burcu hizmet etmeye odaklı, hizmet etmeyi seviyordu. Ama aynı zamanda Başak Burcu çok eleştirel, detaycı, mükemmeliyetçi olduğu için uyumlarını yine iki gelişkin olarak düşündüğümde %65'lerde diyeyim. Şimdi biri öncü bu arada, Başak Burcu değişken. Bu anlamda da birbirlerini dengeliyorlar. Ama neden %65? Yengeç Başak kadar detaycı değildir ama onun da oğlaklığından dolayı olduğunu düşünüyorum. Duygu anlamında bir detaycılığı vardır. Yani bana bunu neden yaptı? Acaba niye öyle baktı anlamında akrep kadar değil. Ama su elementi olduğundan dolayı hani alınıp kırılabilmesi mevcut yengecin. Başak bu kadar duygulara inmez, daha bu kadar komplike düşünmez diyeyim. Yani yengecin duygu dünyası daha komplikedir Başak'a göre. Şimdi yengeç ve terazi burcunun uyumuna gelirsek. Terazi hava elementi, yengeç su zaten. Terazinin gezegeni Venüs ve Venüs Ay olarak da biraz bakalım. Şimdi eril ve dişil olarak ele alabiliriz. Terazi daha aslında kafasına buyruk, bir ilişkiyi çok sever. Biz olma duygusunu duygusal anlamda, ilişki anlamında çok önemser. Ve yengeçler de o anaçlıklarından dolayı İlişkiyi severler. Hatta teraziden sonra ilişkiyi en çok seven burç yengeçtir diyebilirim. Üçüncüde de merak edenleriniz için balık burcunu koyarım şöyle bir düşündüğümde. Dolayısıyla ikisi de ilişkiden hoşlandığı için beraber olmaları ve mutlu olmaları, uyumlu olmaları çok muhtemel. Ben %89 vereceğim ikisinin uyumuna. Tabii ki artık bilmiyorum. Bir daha tekrarlamayayım. Siz bunu bütün hepsi için söylediğimi varsayın. İkisinin de gelişkin olduğunu varsayıyoruz. Bu net. Yengeç, Oğlak uyumuna geldik. İkisi de su elementi. Biri Plüto, biri Ay. Ve size ne demiştim? Hatırlarsanız Akrep Burcu sokar. Gizemlidir, tutkuludur. Aşırı derecede zaten 8. ev cinsellik ve miras evi. 4. evde köklenme evimiz. Yani yengecin evi de aile evi. Bunu böyle ele alın. Doğduğumuz yuvamız yani Türkiye de bunun içinde. Ve böyle köklenmemizi aslında bize anlatıyor. Yengeçle akrebin uyumu %72 diyeyim size. Bu da neden böyle? Çünkü İkisi de su elementi ve dişil bir kere. Birbirlerine çok fazla gelebilirler. Yani yengeç öncü bir burç, akrep sabit bir burç. Yani akrep daha çok böyle hani tutku ve o tutkunun içinde kalalım falan. Hani yengeç de daha böyle önü çekiyor. Yani ne demek istiyorum? Zaten yengeç de yoğun bir burç aslında. Hani duygulardan bahsediyoruz. Ay diyorum size. Ve sevdi mi de çok seviyor. Gerçekten kalbini açarsa Akrep de öyle ama yengeç de böyle deli gibi açabiliyor. Anaçlığımızı bizim sembolize ediyor. Dolayısıyla ikisinin beraber olması çok fazla tutku, çok fazla ihtiras, çok fazla duygular, çok fazla belki tartışma ve patlama anları yaratabilir. Yengeç yay uyumuna geldik. Yengeç ay, yay Jüpiter. Biri eril, diğeri dişil bir burç. Aynı zamanda biri öncü, yani yengeç öncü bir burç ama yay burcu değişken. Biri ateş, biri su. Yani şöyle düşünebiliriz. Ateşle su çok fazla olursa ateşi dindirir. Ama aynı zamanda hani biraz su koyduğumuzda da onu böyle körükler diyeyim. Dolayısıyla şimdi yay burcu bu arada şıp sevdi, maceracı, özgürlüğüne inanılmaz derecede düşkün. Çok derine inmeyi sever, ikizler gibi değildir. Bu anlamda da şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yengeç burçları anaçlıklarından ve sahiplenmelerinden dolayı yayları böyle biraz sıkabilirler ya da yay kendini sıkılmış hissedebilir. Dolayısıyla yengecin en yapması gereken yay burcunun yani bir yayla beraberseniz partnerinizin özgürlüğüne önem vermeniz gerekiyor. Ve onun maceracı olduğunu bilin, hafif deli dolu olduğunu ya da bazen deli gibi deli dolu olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ve yay böyle değişik şeyleri sever, spontan şeylerden hoşlanır. Nerede macera orada yay. Ama
yengeç bu kadar olmadığı için diyeyim, o daha böyle bir yerinde durur. Yani o kadar böyle maceradan falan hoşlanmaz açıkçası. Bu sebeple uyumlarına kaç verebilirim? Düşünüyorum, düşünüyorum. %55 diyeyim. Yine gelişkin olduklarını varsayıyorum. Niye bu kadar düşük veriyorum? Çünkü yani tabii ki de bütün doğum haritalarına baktığımız zaman ya yani iki kişinin buram buram yengeç ve buram buram yayda bu mevcut. Ama yani bu %90'lara bile çıkabilir birçok yerden birbirinizi dengeliyorsanız. Şimdi yengeç oğlak uyumuna gelelim. Yengeç zaten şöyle bir şey var, oğlağın arkası yengeç, yengecin arkası oğlak. İkisi de öncü burç. Birinin gezegeni oğlağın Satürn, birinin Ay. Onun dışında ikisi de dişil. Ve Oğlak Burcu, hatırlarsanız Oğlak Burcu videomu izlemediyseniz ve bir Oğlak Burcuysanız muhakkak izlemenizi öneririm. Şimdi Oğlak başarıyı seviyor. Daha böyle çok hırsı aslında var diyemem ama başarmayı çok sever. Bu anlamda bir şeyi kafasına koydu mu tamamen ona odaklanır ve gider. Ailesi ikinci plandadır. İlk planda kesinlikle iş, iş, iş. Yani oğlak diyorsak işten bahsediyoruz. İş olmadığı zaman oğlak kendini rahatsız hisseder. Bunları hatırlarsınız. Dediğim gibi özellikle Oğlak Burcu videomu izlediyseniz. Yengeç bu kadar işçi asla değildir. O da çalışmayı sever. Ama Yengeç Burcu'na bu arada daha duygularla yapılan işler uygundur diyebilirim. Mesela benim tanıdığım, çok sevdiğim canım, hem Şan hocam hem arkadaşım Nilüfer, o Yengeç Burcu ve ne yapıyor? Ses hastalıkları uzmanı, terapisti, doktoru ve duygulara dokunarak da aslında bunu yapıyor. Çünkü sesle ilgili her şey duygulara da hitap eder. Mesela bu bir örnek. Benim yine çok sevgili aşçı arkadaşımız vardı Mahalo'dan. O da mesela pasta şefiydi ve Yengeç Burcu'ydu. Buram buram Yengeç'ti o mesela. Ve elleriyle hani bir harikalar yaratıyordu ama onu duygularıyla yapıyordu. Demek istediğim şu, yengeç bir şeye, bir yaptığı işe kalbini koymayı sever. Dolayısıyla oğlakla, yani oğlak daha mantıksaldır, yengeç daha duyguya hitap eder dedim artık. Buna dikkat etmenizde fayda var. Uyumlarına da aslında %90 veririm. Gerçekten birbirlerini çok dengelerler çünkü birisi zaten akıl, diğeri duygular. Bu anlamda da ifade ederlerse kendilerini hiç sorun yaşamayacaklarını ve aksine muhteşem bir çift olacağını düşünüyorum yengeçle oğlağın. Size iki ünlüden bahsedeceğim. Yengeç ünlümüz Sezen Aksu, oğlak ünlümüz Barış Manço mesela. Ve ikinci olarak da yine Aşkın Nur Yengi ve Enis Arıkan'ı ele alalım. Yani bu insanlara bir bakın. Zaten yani çoğu müzisyen, üçü de müzisyen ve müzikle yakından ilgili üstatlar artık. Duygularla yapıyorlar. Yıldız Tilbe de mesela Yengeç Burcu. Enis Arıkan da çok duygulu olduğunu biliyorum. Zaten hani storylerini Instagram'dan takip ediyorsanız hep böyle bir hani alıngan tavırları da vardır. Buna dikkat etmenizde fayda var diyerek artık son iki burcumuza geliyorum. Yengeç Kova uyumuna gelecek olursak Kova'dan bahsediyoruz. Hani Kova üstü Kova'dan, yani yükselenim de Kova. Yengeç Kova uyumunda yine kendimden yola çıkacağım. Ya yengeci bir daha anlatmıyorum. Nasıl olduğunu biliyorsunuz, özelliklerini. Kova burcunun gezegeni Uranüs, eril, hava elementine sahip ve sabit bir burç. Dolayısıyla şimdi buralardan uyumunuza ya da uyumumuza diyeyim, hani ben bir yengeçle beraber olsaydım açıkçası %45 ve bu maksimum. Neden? Çünkü o kadar aslında birbirlerinden farklılar ki birçok anlamda. Mesela benim ay burcum yengeçte, dolayısıyla benim bir yengeçle beraber olmam çok daha kolay. O yüzden bu anlamda ele alın diyorum ama genel itibariyle hani ay burcu falan da yengeç değilse, kova tamamen mantık. Yani her şeyde mantık arar. Orijinal olmalı, yenilikçi olmalı, böyle rutin olmamalı. Hani hep böyle fikirler havada uçuşmalı. İnanılmaz bir zeka olmalı falan. Bunu arar partnerinde. Yengeçler de tabii ki de, onlar da duygusal anlamda daha zekidir aslında. Çünkü duygu, duygu, duygu. Aslında nasıl ben, ben, ben egodan bahsediyorsak, yengeçte de duygudan bahsediyoruz dedik.
Kovalara yengeçler fazla duygusal gelir. Yani öf falan olabilirler. Olurlar demeyeyim. Yengece de kova buz gibi bu ne ya? Yani niye bu böyle? Hani buzdolabı daha iyi falan diyebilirler. Bu anlamda birbirlerini anlamaları bayağı zor olabilir. Çünkü kova hani haritasında su elementi varsa ya da toprak elementi bile olsa, dişil elementler diyeyim varsa, evet biraz yumuşayabilir ama yani buram buram kova dan dandır yani. Hani böyle mesela yengeç de aman üzmeyeyim, aman kırmayayım, ay yazık ona, olmaz şimdi ben bunu söyleyemem, üzülür falan, hani böyle bir anaç tavırlara bürünebileceği için ve duygusal olabileceği için kovaya da böyle yaklaşır ama kova onu hiç umursamaz ki. Yani kova direkt yani ben böyle hissediyorum net, hani bahseder ve bitirir. Dolayısıyla yengeç çok alınabilir. Bu anlamda yine bu mümkün değil demiyorum asla. Ama dikkat etmeniz gerekiyor. Kesinlikle özellikle yengeçler, bir kovaya kendinizi net olarak ifade etmeniz şart. Ve bakın, bir ifade ettiniz, iki ifade ettiniz. Hani duygularıma önem vermeni istiyorum dediniz mesela. Ve kova sizin duygularınıza önem vermiyor diyelim ki. Bu noktada gerçekten ona sınır koymanız gerekebilir. Çünkü bu iki, yani bu beraberlikte, iki burçta açıkçası kovadan daha çok yengecin zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü kova nettir, dobradır, kendini ifade eder, çekinmez. Ama dediğim gibi yengeç kabuğuna çekilir. Aman işte ifade etmeyeyim der, üzülür der, bir sürü böyle kendi içinde kaybolur gider yani. O yüzden yengeçler, buna mahal vermeyin. Gerçekten sizleri de bu arada çok seviyorum. Çok tontiksiniz. Bana biz minnoş değiliz ki, biz tontik değiliz ki deyip duruyorsunuz. Bu da öncülüğünüzden bence kaynaklanıyor. Ve arkanızın oğlak olmanızdan. Biliyorum aşırı çalışkansınız. Ama duygusal anlamda minnoşsunuz ve duygusal anlamda tontiksiniz. Çünkü gezegeniniz ay. Dolayısıyla bana şey de çok geliyor, işte yeter artık yengeçlerin duygusal olduğunu söylemeyi bırakın bir kenara falan. Yani bırakamam çünkü ay eşittir duygular, yani dolayısıyla güneş eşittir de ego. Yani 2 artı 2 eşittir 4'ten yola çıkarsak bu bir gerçek. Ama bu demek olmuyor ki haritanızda dediğim gibi başka elementler, başka gezegenler varsa siz bunu çok daha az hissedersiniz. Yengeçle balığın uyumuna gelecek olursak. Yengeç ay, balık Neptün. İkisi de dişil. Biri değişken, biri öncü. Size hatırlarsanız birçok uyum videomda söyledim. Yani en sonunda söylediğimi hatırlıyorum ikizlerde ama diğerlerinde de söylemiş olabilirim. Zaten ikisi de su elementi ama balık bütün burçlarla uyumlu olan tek burç. Yani balığın diğer 11 burçla anlaşması ve hatta kendi burcuyla da 12 burçla da anlaşması çok kolay. Neden böyle? Çünkü aslında şöyle bir şey var. Kova burcunu en son ele aldım. Bir sonraki burcumuz balık olacak arkadaşlar. Onu da daha detaylı anlatacağım size. Şöyle bir noktası var. Şimdi bir koçla başlıyoruz ve böyle bu bir döngü ya. 12. burcumuz da balık. Aslında balık burcu bütün burçların özelliklerini taşıyarak 12. eve geliyor. Yani bizim aynı zamanda iç dünyamızı da sembolize ediyor. Lakin hem koç, hem boğa, hem ikizler, hem yengeç, bütün özellikleri aslında bir yerde barındıran bir burç balık. Balığın arkası da başak. Bu ne demek? Başak daha böyle iş odaklı, daha sade ama balık daha böyle her yerde, hani hayaller dünyası, gizem, böyle mistik sezgiler, rüyalar, hani çok fazla rüyaları gerçek, yani rüyalarda balıklara çok fazla mesaj gelebilir. İnanılmaz derecede böyle aslında bir yerde de spiritüel bir boyuttan bahsediyoruz diyebilirim. Yani çünkü Neptün zaten hayaller alemidir ama balığa şimdi çok fazla değinmeyeyim de. Şuna geleceğim, bu uyum videosu sonuç olarak. İkisi de duygular. Balığın sadece tek tırnak içinde olumsuz özelliği diyeyim, gerçekleri olduğu gibi görmeyebilir. Ve yengeç daha gerçekçidir, daha ayakları yere basar. Bu anlamda uyumlarına %93 verebilirim. Gerçekten uyumludurlar. Ama
Yani balık böyle gidebilir yani başka dünyalara, başka alemlere. Yani orada bir mesela bir şeyle ilgili tartışıyorsunuzdur. Balık da üzülmeyi istemez. Hani iki tarafın da zarar görmesini istemez. O anda bambaşka böyle şeyler, tamam canım falan deyip başka bir yere gidebilir. Hani orada olmayabilir. Dolayısıyla orada olmayabilir derken tabii ki de bu dünyada, ama böyle kafadan hani ben bu işte tartışmayı yaşamak istemiyorum diye güzel günleri düşünebilir atıyorum. Yani gerçeği aslında orada tartışmak gerekiyor belki de ve o sorunu çözmek gerekiyor. Dolayısıyla gelişkin bir balık demek bunun farkında olmak demek. Yani bir balık o anda ne yaşanıyorsa, sorunlar da olabilir, bunun bilincindeyse ve kendini net ifade edebiliyorsa, bu yengeç için de çok önemli. Güzel bir beraberlik neden olmasın? %93 diyorum zaten. Müthiş bir uyum yakalamanız çok olası. Aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor. Yengeç balık uyumunda çok fazla yaratıcılık vardır. Çok fazla böyle değişik fikirler, ne bileyim, ikiniz de mesela işte atıyorum Endonezya'ya gidelim, ama böyle klasik bir gezi olmaz o. En görülmeyen yerleri çok farklı böyle deneyimleyebilirsiniz. Yani acaba bugün nereye gitsek deyip duygularımıza bakalım, hani bizi nereye götürürse gibi. Hani böyle bir şeyden söz ediyoruz açıkçası. Ama dediğim gibi hani yengeç daha ayakları yere basan bir burçtur. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz yengeç burcu musunuz ve ya da yengeç burcuyla beraber misiniz? Bunu lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Herhangi bir beraberliğiniz varsa size hitap ediyor mu? Nasıl buldunuz? Açıkçası bunu da çok merak ediyorum. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız gerçekten müthiş sevinirim. Güzel bir gün olsun, güzel bir hafta olsun. Akşam izliyorsanız geceniz güzel geçsin. Haftaya bambaşka bir videoda, artık bilmiyorum hangi video, görüşmek üzere. Sevgi, neşe, coşkuyla kalın ve burçlara inanıyorsanız da umuyorum ki beraberliğiniz varsa aşırı derecede mutlu ve neşe dolu olun. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hani birbirlerine bu anlamda da birbirlerini ifade ettikleri sürece böyle mi denir? Birbirlerini karşılarına, ya da nasıl denir bu ya? Niyeyse benimle olmak istemiyor çekimler. Bak oğlum, beraber anlatalım mı? Patiniyor, patiniyor. Joy, sen boğa burcusun. Bugün yengeç burcunun uyumunu anlatacağım.